ana ocağı başlıyor. Ocağında heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor. Kızlarımız birbirinden zorlu etaplarda ter dökmeye başlamadan önce gelin ikinci günde neler yaşandı hemen bir hatırlayalım. Bugün sizlerle birlikte çocuklar hellim peynirli, domatesli kanepeler yapacağız. Salata ve sandviçlere unutulmaz lezzetler katan hellim peyniriyle birlikte simit dilimleri de bir güzel kızartıldı. Yanıyor, simitler yanıyor. Çok hafif yanma oldu ve şeydi, ince olduğu için kurudu. Bir lokmada yutulacak, kendi küçük olsa da lezzeti büyük kanepe yapımında kızlarımız altın bileziği kazanmak için kıyasıya yarıştı. Hellim peynirli, domatesli, sıcak kanepe yapımında bileziğe layık olan kızım Büşra. Sonunda ya, gerçekten sonunda. Zehra annemizin lezzet dolu mutfağından sonra el işleri uzmanımız Meltem annemizin yanına konuk olduk. Bugün sizle çok keyifli bir şey yapacağız. Hepiniz bu aralar bütün çocukların, genç kızların ayağında görüyorum. Hatta erkek çocukları bile koyu renklerini botların üzerine takıyorlar. Neymiş takılan? Tozluk. Tozluk. Modaya düşkün gençlerimize eski kıyafetleri nasıl değerlendirebileceklerini gösteren Meltem anne, kazak kolundan şık tozluklar yaptırdı. Hızla ilerleyen süreye karşı yarışmak kızlarımızı heyecana sürükledi. Saniyeler koşar adım ilerlerken Ayşe tersini düzünü karıştırdı kazan. Evet anneciğim, hata yaptım. Ayşe bir hata yaptı, ters dikti. Ne kadar acele işe şeytan karışır işte. Bu eğlenceli ve heyecanlı görevin sonunda işte böyle şık tozluklar çıktı ortaya. Bugün benim tozluk yapma görevinde bileziği hak eden kızım akşam finalde. Anne kaçma, anne daha. Anne lütfen. Anne buraya. Anne. Meltem anne işte böyle peşinden koşturdu kızları. Ana ocağımızın sultanı, zor görevlerin ustası Ümmiye anne bu defa kasları değil akılları zorlayacak bir görevle çıktı kızlarımızın karşısına. Bir dıştan aldınız, bir içten aldınız. Ha, bunu da getirdim buraya. Şimdi ne oldu? Bu taraf dört oldu. Şimdi bunun içinden gene aldım bir tane. Aynı işlem. Çok basit aslında. Buraya koydum. Dörtlünün içinden, üçlünün dışından mı aldın? Bir dakika, ilk bak, dışarıdan almadınız bak şimdi, şey, bak. Dış tarafında. Anadolu kadınımızın usta ellerinden çıkan örgü ekmeğin örgülerini yapmak kızlarımızın akıllarını fena halde karıştırdı. Aa, kafam karıştı şu an, biliyor musunuz? Yapıştım ben ya. Yapıştı. Şeylerim yapamıyorum. Asena hata yaptı, geçti, beşliğe geçti. Ümmiye annemizin verdiği zor görevi yerine getiren kızlarımızın yaptığı ekmekleri dün odun ateşiyle ısıtılmış tandırımıza emanet ettik. En güzel ekmek bence benim oldu. Çünkü anne ince yapın dedi. Söylemeye gerek yok herhalde. Ekmekler enfes oldu. Bugün örgü ekmek yapımında bileziği hak eden kızım finalde. Üç zorlu etabı geride bırakan kızlarımız için günün en heyecanlı saatleri geldi çattı. Günün finali için annelerimizin karşısına çıkan kızlarımızdan biri ışıltısıyla büyüleyen beşi bir yerde boynuna takmaya hak kazanacaktı. Evet güzel kızlarım, ana ocağında ikinci gününde beşi bir yerdeyi hak eden kızım Elif. Ay biliyordum, biliyordum. Vallahi de biliyordum. Nereden biliyordun? Ay tahmin ettim. Elif'in beşi bir yerde sevincinin ardından gözler Ümmiye anneye çevrildi. Örgü ekmek yapımında altın bileziği kim hak edecekti? Bileziğe layık olan kızım Asena. Yavaş ayağını. Bu sefer dikkat ettim. Annem çok sağ ol.
Heyecan dolu anlar Meltem annemizle devam etti. Eski kazak kollarından tozluk yaptıran annemiz sonucu söylemeden kaçmıştı hatırlarsanız. Dört kızımız da altın bileziği kendilerinin hak ettiğini düşünüyordu. Oysa ki sadece bir birinci vardı. Elif. Ay Milyon'a çok teşekkür ederim. Hazırsanız ana ocağında yepyeni bir gün bizleri bekliyor. Üç annemiz de yine birbirinden güzel görevler hazırladı kızlarımıza. Ana ocağı başlıyor. Günün ilk görevi zor kelimesinin sözlük karşılığı Ümmiye Anne ile. Ümmiye Anne, hazırlıklar tamamlanmamış hala. Murat! Murat Usta! Kuzum gel. Hazırladın mı baltaları? Ağızları keskin değil mi? İyi. Murat Usta hazırlıklar yaparken kızlarımız da evden çıkıyor. Koşun kızlar, koşun. Ümmiye Anne sizi bekliyor. Ve tabii zor görevi. Ümmiye Anne! Aferin! Herkes... Annem! Oy, kanadını atmış. Annem! Güne iyi başlamanın en güzel yolu baldan tatlı annemize sarılıp öpmek tabii. Olan enerjiyi aldınız. Şimdi herkes tek tek kütüğünün başına geçsin bakalım arkalarına. Ha? Herkes kendi seçsin kendisi. Kütüğünün yanına gelsin. Ne yapacağız anne? Ne yapacağız gibi duruyor kuzum? Bileniniz var mı? Odun kıracağız. Bu, kütük bu. Birleştir bakalım Altada cümleleri bu. Ne olacak? Hı? Odun kıracağız. Ya aferin Elif'ime. Odunları bir vurdu mu kıracağız mı ikiye? Evet. Bakın yavrum her şey meydanda odun kıracağız. Ama odun kırmak zor iş. Çünkü vücutunuzun bütün eklemlerini aynı anda kullanmak zorundasınız. Birdenbire hamlamamanız için şöyle biraz bir zıplayın bakalım hareket yapın. Hadi bir iki üç zıpla. Tavşan tavşan. Oo. Ha ha. Büşra. Yukarı oh. Aferin. Aferin yavrularıma. Isındınız mı acık? Evet. Şimdi güzel yavrularım. Baltalarımız üstünde kırmak için kütüklerimiz önünüzde. Güzel cebine Murat yavrum hazırladı. Nasıl kırıldığını da o size gösterecek malum. O ufak kazadan dolayı benim ayak biraz daha rahatsız bırak. İyice ona bakın. Kesinlikle elinizle tutmak yok. Anladınız mı? Bak nasıl ayakça durdurdu odunu. Siz de ayakça duranını bulun. Koyarken mi? Tabii ki. Öyle ayakça duracak elinizle bile tutup vurmak yok. Anlaşıldı mı yavrum? Anlaşıldı. Şimdi bugün odun kırmada size tamı tamına koskocaman... Yarım saat. Yok canım yarım saat olur mu? Olmuş ki bugün gün boyu olmalı. Yarım saat olur mu? 10 dakika. Size koskocaman 10 dakika. 10 dakikada ne kadar odun kırabilirsek mi anneciğim? 10 dakika içinde kim en fazla odun kırarsa o bileziği garantiler. Şimdi Murat Usta gösterecek size. Bir bakayım. Onun gösterdiği şekilde ikiye böyle iki tak ayrılacak. Hadi bakalım Murat yavrum nasıl kırıldığını bir göster de kızlar görsün. Maşallah iyice vurup da alttakini de kırma ama. Gördünüz mü? Bak şimdi öyle kırdınız ya. Herkes kendi önüne atacak. Kimse kimseninkine karıştırmasın. Bir taneyle kaybedip bir taneyle kazanabilirsiniz. Birbirinize dikkat edeceğiniz gördünüz mü anladınız mı? Biz Murat anladık. Bir odun kırdım bir iki odun olacak. Ha. Anlaşıldı mı yavrum? Anlaşıldı. Yarısı kalırsa hani vurdunuz aşağıya kadar inmedi yarıda kaldı o sayılmaz. Şimdi eğer en sonunda 20 tane odun kırdıysanız 10 odun kırmış sayılacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani 10 odundan 20 tane odun çıkmış olacak. Anlaşıldı mı yavrum? Anlaşıldı. Bir odunla kazanır, bir odunla kaybedebilirsiniz. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman. 3, 2, 1, başla. Odun seçerken dikkat edin de çetin ceviz bir tanesine rastlamayın kızlar. İlk denemeler pek umutsuz geçiyor. Kızlarımız bu işi becerebilecekler mi merak ediyoruz Ümmiye Anne. Olmayanla hiç zaman kaybetmeyin. Olmuyorsa boş vereceksin diye Asena hemen gitti odunu değiştirmeye. Ah olmuyor ya. Ay bu da durmuyor. Kız benimkini düşüreceksin Allah kahretmesin çekil. Değiştirebilirsin tabii ki. Hadi bismillah. Kim yaratacak bakalım hadi.
siftahlamadınız. Kim siftahlayacak bakalım? Bunlar hiç kırılacak değil. Oğlum benim siftahladı. Koş. Buraya değil karşıya. Ay, koyacağım anne dur. Odunu kırınca gaza gelen Elif hızını alamayıp odun yığınının üstüne çıktı. Elif önde. Bir odunla biz önde. Biz Karadeniz kızıyız kızım. Ayşe de ilk odununu kırmayı başardı kızlar. Ha gayret Büşra. Sen de Karadeniz kızısın. Göster bakalım nasıl odun kırılır. Sinirlendiği kızdan bir... Oğuz. Seni de kırdı. Hadi Büşra. Büşra o kadar kibar ki odunu kırmamak için elinden geleni yapıyor Ümmü anne. Sen salatalık çinter gibi yaptın evet, kefeyi. Evet. Ah çok zor. Yavuz şurayı. Bir odun kırmak için bu kadar özen gösterildiğini de ilk defa görüyoruz Ümmü anne. Büşra milim milim kesti odunu. Sanki Büşra'nın bıçakla bir bari salatayı önce soyup sonra da çintin. Kuzum boşa vurmayın dikkat edin bak. Ayağına gelecek senin benim yüreğim mırılıyor kuzum ya Elif'im. Ay hadi. Allah. Anne daha önce odun. Yavrum ne biçimde bu odun kırma ya sanki. Anne taraftan tutacağım çocuğum. Ümmü annemizin yüreğine indireceksiniz vallahi. Kurban olayım siz böyle hiç odun görmediniz mi? Ay gördüm anne de. Alıp kırmadım hiç. Değiştirin kıramadınız. Kıramadığınızı değiştirin. Elbet kırabileceğiniz bir odun bulacaksınız kızlar. Aramaya devam. Kuvvetinle vur. Olur mu? Olur mu? Hadi. Olur olur. Gerekiyor ya. Allah'ım. Islak mı? Kırdığınız odunları önünüze atın. Büşra yavaş gitse de odunları kırmayı başarıyor. Elif kör baltaya denk gelmiş gibi odunları dövüp durmaya devam ediyor. Kızlarımız birbirinden ilginç hareketler yaptıkça Ümmü annemiz de hop oturup hop kalkıyor yerinde. Kuzum ya Elif'im sen benim yüreğimi kıracaksın. Ay. Kuzum düzgün yap sen ya. Bunu götür ben kırdım ya. Bak. Bırak başkasını al şimdi ayağına bir zarar edeceksin. Allah korusun. Ay. Bir dakika. Allah'ım ya Rabbim yardım et ya. Onu değiştir Elif. Kırdım ama kırdım. Ay biraz kırdım yarıldı. Bir hiçbiriniz bir kere de kırabiliyor musunuz? Bende mi bir gariplik var? Elif'im ilk önce siftahladın sonra ne oldu? Ya ne oldu bilmiyorum ya. Ay. Bakın kırdıklarınızı toplayın. Etrafa dağıldı iyice. Kaç dakikamız kaldı? Ha. Ay. Daha var. Olur mu bu? Ha. Kuvvetli vur, vur kuvvetli şimdi. Vur. Hı. Koş. Elinle topla. Toplarım. Toplamıyorsun. Ay. Ay Allah'ım ayağına gel de olduydu kuzum ya. Evet. Başaracaksın Asena. Acı yok. Pes etmek yok. Allah kahretmesin seni. Ne biçim odunsun sen? Öyle hemencecik pes etmek yok kızlar. Odun değiştirmekten odun kırmaya vakit bulamıyorsunuz. Bu arada Büşra işin kolayına kaçıyor Ümmü anne. Büşra öyleleri değil. Büşra o kırık odunu getirdim. Büşra kırık odunu getirdi. Ama oradaydı sonuçta. Oradaydı ama ben söyledim kırıkları gelmeyecek diye. Öyle mi? Tabii. Koş Büşra hemen yeni bir odun alıp dön geriye. Bu defaki hazır kırılmamış olsun. Elif sen ya yoksa Karadeniz'i değil misin yavrum? Onu ben sonradan fark atacağım. Hadi bakalım. Yoruldun mu Asena'm? Hayır anne. Odunlar zorluk çıkarıyor. Benimle alakası yok. Bence kırdım de öyle gibi. Kırdım anne. Yaldırım odunu almışım ya. Asena değiştir. Hadi altından ya bir tane odun göremiyorum. Kırabileceğiniz altından seçin kolaylarından. Odun seçerken çok fazla vakit kaybetmemeniz gerektiğini de hatırlatalım. Son 5 dakika. Elini bak oraya kadar böyle getirme. Ayırabiliyor o, muyuz? Böyle ayırabiliyoruz elini demiştiniz değil mi? Ziyaretçileriniz var kızlar. Ahırımızın sürme gözlü oğlanları sizi görmeye gelmiş. Baksanıza. Eşekler. Ah, kızlar. Eşekler kavga ediyor. Ah, at çıktı. Niye bu kadar şaşırdın anlamadık doğrusu Elif. Ahırdan at çıkması kadar normal bir şey var mı? Ah. Elle olmaz. Sakın tutmayın elinizle. Elle tutmak yok. Abi ya şurada kaldım ne var bunda? Elinle ayır, elinle ayır, elinle ayır. Ben de ayırabiliyorum. Ayırabilirsen ayır. Ama ayıramayacağım.
Ayrılmayacağım. Bak ayrıldı. Ayrılabileceğin o ayrılmaz seni ki. Ben Elif'e dedim hayır de. Dur. İneklerimizin de beslenme vakti geldi kızlar. Bakın sakin sakin duruyorlar. Korkmazsınız değil mi? Sarı kızlar. Bunlar bize yaklaşırsa her şey sayılır. Onlar galiba. Bence de. Bence. Lütfen yaklaşma. Ay bir ara şeyler, inekler işte müminnoşlar, cüce inekler falan geldi. Ama işte inekler falan önce korktum da sonra gittiler. Herhalde yemek yemeye çıkmışlar. Son 3 dakika. Ah Elif, ah. Hani nerede o hırçın Karadeniz'in engel tanımayan hırçın kızı? Şuncacık odunlar kafa tutuyor sana. Ay! Ya yeter ya, ne olur yeter. Bitsin artık. Öldüm. Bitmez Elif'im, bir nereye bitecek? Hani olacak kızlar öyle pes etmez, alabaşını hiç bırakmaz. Yuh! Büşra öyle hızlandı ki. Öğrendim. Baba, zamanla yardım edeydim sana baba. Ay! Dedem, dedem. Çok çalışın dedin de dinlemediydim. Dede. Bak güzel yavrularım. Odun kırınca mı aklına geldi dedeniz babanız? Dede. Allah seni başımdan eksik etmesin. Kızlarımızın odunlara karşı verdiği büyük mücadeleyi minik alabaşımız da şaşkınlıkla izliyor. Köpüş çekil köpüş. Ah. Son 1 dakika. Bir mi? Bir. Annem. Ayağına dikkat et Elif'im. Annem. Aman çocuklar sakın yaklaşmayın. Kızlarımız son saniyelere girince iyice strese kapıldılar. Ah, benim adıma sen Ayça. Kızım uğraşma Elif'im öyle. Elle olmaz. Ne kadar tehlikeli bir hareket yaptığının farkında olmayan Elif'i bir kez daha uyarıyor Ümmiye annemiz. Bakın elinize dikkat edin. Birbirinize de dikkat edin. Hadi kızlar acele edin. Son saniyelerin içine girdik artık. Çok lütfen. Elle yapma kuzum, elle yapmayın. Keseceğim. Lütfen. Hadi. Elle olur mu yavrum elle ya? Elle yapma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son saniye odunu. Bir dakika. Odunum kaçtı. Bırak. Süre bitti kızlar. Şimdi kim ne kadar odun kırmış ortaya çıkacak. Önce şu dağınıklığı bir ortadan kaldıralım. Herkes kırdığı oduna sahip çıksın kızlar. Herkes toplasın odununu. Ah. Ay su veren cennete gitsin. Lütfen. Azıcık teriniz soğusun. Terlike su içilmez. Bu arada iyi ki 10 dakika süre vermişsin Ümmiye anne. Baksana ayağa kalkacak halleri kalmadı kızlarımızın. Yokuştan aşağı kendimi yuvarlayayım. Anne yuvarlayan. Bu erkek işi değil mi ya? Ne erkeği be yavrum? Biz bunu dağdan da kendimiz getiririz. Evet kızlar. Yorgunluk için birebir olan sular da geldi. Kana kana içebilirsiniz artık. Ay su verenlerin çok olsun Murat Usta. Su gibi ömrün Allah olsun Murat olsun. Usta. Ay şuna bak. Sağ ol yavrum, ölmüşlerin canına değsin kuzum. Teşekkür ederim. Aa, boğdun olma. Allah razı olsun Murat Usta. Su gibi ömrün olsun Murat Ustam. Biraz soluklandınız, suyunuzu içtiniz. Hadi bakalım bir kalkın şöyle, herkes kütüklerinin arkasına geçsin. Ben tek tek sayayım bakalım kiminkisi fazla, kiminkisi az. Şuradan Beri'den, Elif'imden başlayayım değil mi? Ne kadar kırılmayan odun varsa bulup bulup getiren Elif bakalım kaç parça kırabilmiş. Elif'in kırdığı tüm odunları sayan Ümmiye annemiz çıkan sayıyı not ediyor aklına. Şimdi gelelim Asena'nınkine. Odunlar sayılırken Asena yerinde duramıyor heyecandan. Çok geçmeden annemiz sayımı tamamlıyor. Tamam. Sırada bir diğer Karadenizli kızımız Büşra var. Şimdi bu biraz bana benzemiş Yığın. İçine dürgün. Maşallah bende de boy yok da enine genişim. Bu da aynı öyle. Büşra'nın kırdığı odunlar da yine tek tek sayılıyor. Çıkan sonuçları bir tek Ümmiye annemiz bildiği için en çok da o eğleniyor şu anda. Gelelim Ayşem'inkine. Ayşem onları öyle aynı biraz bir daha toplayalım. Bileziği keseriz artık ortadan iki. Ümmiye annemiz son kızımızın kırdığı odunları da kısa süre içinde sayıyor. Ayşe'ninkini de saydım. Şimdi ben yerime geçeyim. Annemize bakarak şunu söyleyebiliriz ki ortaya çıkan sonuçlara çok şaşıracaksınız galiba kızlar. Anne bize bir haberim varmış gibi. Gayet de güzel yaptınız. Ellerinize sağlık. Şimdi odun kırma görevinde bana ilk bileziği verecek olan kızım. Ümmiye annemiz işi ağırdan aldıkça sonucu öğrenmek için sabırsızlanan kızlarımız da iyice meraklanıyor.
Ayşe. Alabilir miyim Ayşe? Öylesi seninkinde de vardı. Hiç kimseden çıkarmadım. Saydı ona bakarsan soyulmuşları. Herkes de vardı, herkes de çıkarmadım. Hiç kimse biliyorum anne ben seni gördüm yani. O soyulmuşları da yani kenarın kabuğunu soyduğunu da saydı senden. Çıkarmadım. Tartışmaya dalan kızlarımızın dünya umurlarında değil. Annelerimiz evde sobayı yakacak odun bekliyor Ümmiye anne. Şimdi gelelim. Bileziği bana ikinci teslim edecek kızım. 15 odun Elif. 30 parça odun. Odunları ben seçmekte yanlışlık yaptım zaten. Başta güzel başladım ama sonrasında işte biraz kötü oldu odunları seçemediğimden. Şimdi gelelim bileziğin gerçek sahibine. 24 yaşındaki Büşra mı, 18 yaşındaki Asena mı bakalım. Bileziği hak eden kızım 22 odun 44 parça odun kırarak bileziği garantileyen kızım Asena. Anne! Ne fark var çok merak ediyorum gerçekten. Ediyorum. Oduncu olmaya karar verdim anne. Bu güçle kuvvetle alırlar beni işe değil mi? Oduncu da olursun yavrum. Her şeyde olursun. Helal olsun. Teşekkür ederim anne. Hepinize. Bir şey buyuruz diye. Ama sen de biraz daha küçük olduğun için cahil cesareti vardı. Ben burada hop oturdum hop kalktım. Orada yuvarlandım ben odunların üstünde. Ben arkaya odunları seçemedim odunları. Seçemedim baştan. Baştan güzel gidiyordum. Ben çok güzel seçmiş miyim? Biri küçük biri kocaman. Tavşanlarım, sarı civcivlerim. Beni bir dinler misiniz yavrum? Canımın içleri. Şimdi herkes odunlarından şöyle güzelce koluna bir iskif etsin. İstikamet doğru ev sobalarımıza odun. Hadi bakalım. Baltalar dursun orada. Hadi bakalım yavrum. Annelerimiz evde sobaya atacak odun bekliyor Ümmiye anne. İstikamet ana ocağı kızlar. Zehra annemiz evde dört gözle sizi bekliyor. Ana ocağımızın biricik mutfağında lezzet ustamız Zehra anne çoktan hazırlık yapmaya başlamış biri. Kızlarımız nerede kaldı Zehra anne? Güzel kızlarım. Canlarım. Anneciğim. Anne. Hoş geldiniz. Ay 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 ay. Ay Allah bunlar gıdık 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 gıdık. Bugün çiçek açmışsınız. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hadi hemen önlüklerinizi takın güzel çocuklarım. Önlükleri giymeden Ayşe kızımız sana bir şey göstermek istiyor Zehra anne. Anneciğim tişörtüm nasıl? Aa çok hoş. Onlar göz mü? Evet göz. Çok değişik. Çok i̇şte severek almıştım. Çok hoşuma gidiyor. Güzel çocuklarım. Bugün ana ocağında 3. gününüz. Bugün gene çok kolay, çok güzel bir şey yapacağız. Şöyle bir tahminde bulunun bakalım. Kek. Kek, evet, evet kek. Kek gibi duruyor. Kek yapacağız ama çikolata keki neyle varsa yapacağız? Bu sefer şeker fırında. Var. Ay şey fırında var diyorum. Düdüklü tencerede mi? Fincanda kek yapacağız. Oo. Ha şey gibi, sufle evet gibi mi? Evet, hiç yaptınız mı? Şeylerde yapmıştım ben. O kağıtların adı neydi? Hani... Kağıt, ha evet, evet. Pasta kağıtlarının içinde. Ya da silikon kalıplar. Evet. Evet, bunu fincanda yapacağız. Ve çocuklar en önemli yeri ocakta pişireceğiz. Ocakta mı? Evet. Suda mı peki? Evet, su koyup içine bunları oturtturacağız. Suda çok pişireceğiz ilginç güzel çocuklarım. Çok kolay, çok basit ama çok lezzetli. Bir de bunun en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Kişiye servis. Tek kişilik porsiyon. Peki çıkacak mı bardağın içinden? Hani? İşte bakalım en önemli püf noktası da o çıkacak mı? Ben başlıyorum. Tamam mı? Tamam. Evet dikkatle izliyorsunuz. Püf noktalarını kaçırmıyorsunuz. Fincanlarımı alıyorum ben.
Hepinizin önünde gerekli malzemeler var. Dikkatle takip ediyorsunuz. Yine püf noktasını kaçırmayalım ya. Evet. Sonra uğraşırız. Bir yumurta. Evet. Bir tane yumurtamı kırıyorum çocuklar. Hepsini koyuyoruz. Evet, bir yumurtayı kırıyorum. Bir çay bardağı şeker ve yarım çay bardağı ilave. Yani 1,5 çay bardağı şekerim var. Bu bir bardak için olan malzeme değil mi? Yavrum, bunun fincanın büyüklüğüne göre. Daha büyük fincan kullanırsan 3 tane çıkabilir. Küçük fincan kullanırsan 6 tane kadar çıkıyor. Biz bugün 3 tane büyük kahve fincanında yapacağız çocuklar. Evet, yumurtayı bakın daha önceki yaptığımız kek gibi çok fazla çırpmaya gerek yok. Yumurtayı şekerle biraz çırpıyorum. Eriyene kadar. Evet, şeker birazcık eriyecek. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Macun gibi oldu. Bu macunluğu yakalamanız gerekir. Şeker ve yumurtayı çırptım. Üzerine 2 çay bardağı un. Sizin önünüzde de eleğimiz var. Benim de şeyim var. Bunu çocuklar elerseniz çok daha kolay, içindeki hava bittiği için çok kolay kabarır. Daha güzel kabarır. O yüzden unumuz elenmesi çok önemli. O zaman püf noktası bu diyebiliriz. Evet, unun elenmesi. Zaten kek yaparken güzel çocukların bütün keklerde unu eleyerek kullanırsanız çok daha başarılı olursunuz. Bütün kek yaparken ama. Mesela hamur işlerinde falan unun elenmesi çok büyük etki yapar. Güzel yapar hamurunuzu ama elemeden de kullanabilirsiniz. Ama kek ya da pasta türü şeyler yaparken mutlaka eleyin. 2 çay bardağı un da elenip katılırken kek harcının içine Zehra annemiz bir püf noktasını daha açıklıyor kızlarımıza. Bir paket kabartma tozu. Bir paket kabartma tozu. Bunu da bakın gene eleyeceğim. Sizin önünüzde var. Bir tanesi kabartma. Şu kabartma tozu. Evet. Şu kabartma tozunu da eledim. Bir pakette vanilyam var. Evet. Vanilyamı da eliyorum. Geriye kaldı. Kakao. Kakao. Kakaomu elemiyorum. Hemen bir yemek kaşığı da kakao. Bakın püf noktası yumurta, şekeri çırptım. Kuru malzemeleri eledim. Üstüne sıvı malzememi, sütümü ilave ettim. Bütün malzemem bu. Ya, şimdi şey sonradan mı? Yağımız için söyleyeceğim. Kek malzemem bu çocuklar. Tüm malzemeler katıldığına göre yapmamız gereken şey oldukça basit. Evet, iyicene bütün malzemeyi yedirdim. Kek malzemem hazır güzel çocuklarım. Şimdi kızlarımız diğer malzemeler ne işe yarayacak diye merak ediyordur Zehra anne. Hemen açıklayalım mı onları da? Kekimizi süslemek için bir yemek kaşığı Hindistan cevizi, bir yemek kaşığı rendelenmiş çikolata. Bunu hazırda alabilirsiniz ama ben rendeledim. Ayrıca orada da birer parça çikolata var, üstüne süs koyun diye. Siz bunu evde yaparken başka süsleme malzemeler de kullanabilirsiniz. Renkli şekerler, evet, kullanabilirsiniz. Çok piyasada çok renkli şeyler var. Evet, şimdi geliyorum. Fincanlarımı aldım. En önemli püf noktası. Fincanları çocuklar... Yapışmaması için. Evet, yapışmaması için çok bol. Ama bakın çok bol yağlıyorum. Böyle az değil. Peki anne, tereyağı falan da olur mu? Olur, tereyağı sanki böyle da olur. Güzel kokar gibi geliyor, evet, bana olur, o kekle. Olur. Çikolata. Yani mümkün olduğu kadar bakın her yere değmesini sağlıyorum çocuklar. Bu kısım çok önemli kızlar, aman dikkat edin. Fincanı iyice yağlamayı unutursanız kekiniz çıkmaz kalır içinde. Fincanların yarısına kadar koyacağız. Çünkü kabaracak. Evet, kabaracak. Şu şekilde. 3 fincanı da yarısına kadar kek harcıyla dolduruyor Zehra annemiz. Harcı koyarken böyle küçük sıçramalar olabilir kızlar. Önemli olan hemen temizleyip ortalığın dağılmamasını sağlamak. İşin en heyecanlı kısmına geldik Zehra anne. Bir tencerenin içine su koydum. Soğuk su. Evet. Fincanlarımı tencerenin içine yerleştiriyorum. Soğukken değil mi? Evet, soğukken. Ben Marie usulü yapacağız. Yani. Evet. Bakın fincanlarım sığdı. Hı hı. Şimdi bakın çok fazla su koymadım şu anda. Çünkü fincanın
suyu ne kadar taşıracağını bilmediğim için biraz daha su ilave ediyorum. Çünkü sular fincanın yarısına kadar gelecek. Anladınız mı? Koyduğumuz yere evet. kadar. Fizik öğretmeni olunca böyle oluyor. Evet, şimdi bakıyoruz. Suyuna bakın, yarısına kadar geldi. Evet. Birden koymadım. Kekleri ocağa koyan annemiz tencerenin kapağını da kapatıyor. Peki bu kek ne kadar sürede pişecek Zehra anne? 20 dakika bekleyeceğim bunun pişmesi için. 20 dakika. 20 dakika sonra kapağını açacağım. Soğuduktan sonra da servise sunacağım. Tamam mı? Tamam anneciğim. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Evet. Kaç dakika? 5 dakika zaman veriyorum size. Tamam. Yapabilirsiniz değil mi? Yani 7 olsa daha güzel olur bence ama. 7 benim orlu sayım. Bak 5 dakika bile o sürmedi gördünüz değil mi? Evet tamam. Peki. Tamam, bir şey derdi. Hazırsınız? Evet. Hazırız. 3, 2, 1 başla. Kısa sürede çok iş yapmanız gerekiyor kızlar. Heyecandan püf noktalarını karıştırmayın sakın. Kekimiz güzel güzel ocakta pişerken heyecan dolu büyük bir yarış başlıyor mutfakta. Evet en önde Elif şu anda. Gülşah da ona yaklaştı. Ayşe de. Ben çok uzak kaldım. Elif nasıl hızlı yapıyor musun? Daha önce kek yaptın mı Elif'im? Yapmadım ama çok artık hırslandım artık. Evet hırslandım. Böyle yani. Evet. Gördüm Elif. Anne bunun hepsini mi dökeceğim ben? Hayır bir yemek kaşığı Elif. Bir yemek kaşığı. Ufa. Orada dördünüze de yetecek kakao var. Bir yemek kaşığı verdim size tahta kaşık değil. Kakao alabilir miyim? Kakao. Bir tek Elif kabartma tozunu ve vanilyayı elemedi. Diğer eledim. Bir tanesini elemedin gördüm. Ha. Ve? Gördüm. Anne bunu elimle essem ne olur? Ben hepsini eledim. Evet gördüm. Vanilyayı bile. Asena ve Ayşe eledi. Elif elemedi. Anne ama yani kabartma tozu hazır paketten çıkmıyor mu? Elenmiş. Efendim Büşra. Heh, süt. Anneciğim. Süt. Evet. Sütü unuttunuz. Ben de diyorum ki neden katı? Bir tanesi buraya iki iki kullanın. Evet son 3 dakika. Hayır. Hayır. Elif'in üzerinde bir haller var bugün. Her şeyi birbirine karıştırıyor. En çok keki kim seviyor çocuklar? Ben kek yapmayı da, keki de çok seviyorum. Ben keki pişmeden evde haftada bir kek yapılıyor zaten bizim. Bunun hepsi böyle. Çocuklar olduysa fincanlarınızı orada hemen koymaya başlayın. Bana sormayın artık. Hemen koymaya başlayın. Ben bu arada... Geçin bakın, anne. Geçin. Bunu alayım. Şunları alayım. Yağım nerede? Evet, son 2 dakika. Büşra yağlamayı unuttun değil mi? Ya. Ağlayacağım şu an. Bir çok büyük hata Büşra. Anne kabartma tozu çok da büyük değil herhalde. Başka bardak alabilir miyim tekrar içine döksem? Olmaz mı? Evet. Ya bir dakika. Son bir dakika zaten. Son bir dakika. Ne yapıyorsun kızım? Sen beni ittiriyorsun Hoppa. Şu an. Büşra harcı tekrar boşaltıyor karıştırma kabına. Evet, hadi bakalım yıka o zaman fincanlarını başla. Son 40 saniye. Bir dakika. Anneciğim hepsini dökmem şart mı? Hayır ya. Tabii ki paylaştır hepsini. Kalan saniyeler de tükenmek üzere kızlar. Kekleri bitirip hemen ocağa koymanız gerekiyor. Evet, son 30 saniye. Ya Allah'ım zor tutuyorum. Anneciğim bu kaplar çok ağır. Pardon. Evet. Size pardon. Çakmak nerede? Çakmak. Ver onu. Çakmak. Ocağa koyduğunuz anda kim ilk bitiriyorsa o benim için. Son 20 saniye. Hayır. Allah'ım. Yağ nerede? Yağım. Yağım burada. Anneciğim yağım. Fırçam. Bak benimkini kıpırdatırsın.
Bir dakika. Hadi son 10 saniye. Bir saniye derken 10 saniye bitiverecek kızlar. Bu arada suyun ölçüsüne de dikkat edin. Büşra hala fincanları temizlemekle uğraşıyor. Evet, Büşra yıkıyor. Çok anne bitti. Hata. Bittim anne. Ocağa anne koydu. Bitti. Evet, Elif ocağa koydu. Birazcık anneciğim, daha su. Anneciğim, geri sildikleri yerlere yağ sürmeleri gerekiyordu. Sürdüler, Ayşe sürdü. Tamam anneciğim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, bitti. Ben bunu böyle yiyeyim ya. Böyle seviyorum dedim diye yapamadım herhalde. Ya çok masanızı üzüldüm. Toplayın. İkimizin onayladığı kişiyi Seyra anne hayır dedi. Öylelikle iki annenin ortak kararıyla. Çoğunlukla. Evet. Beşi bir yerdeyi hak eden kızımız. Bugünkü fincanda kakaolu kek yapımında. Bugün benim topuz sokası yapma görevinde bileziği layık olan kızım. Her şeyi usulüne uygun yaptık mı? Nasıl oldu? Söyle bize bir yorum yapsın. Bir tek kabartma tozunu mu elemedin? Hangisini elemedin? Kabartma tozunu elemedin. Ama bakın anlatırken ne dedim? Bunlar hepsini çok önemli. Hepsini elenecek dediniz. Ama işte ilk bitirdi. Dinlemiyorsunuz işte beni. Dinlemiyorsunuz güzel şimdi çocuklarım. Hani, anne şimdi hani o paketten çıkıyor diye düşündüm ya. Aslında onu elemekle elememek arasında kaldım. Sonra bir tanesini elim, bir tanesini elemeyeyim. Yarım puan gitsin oradan diye düşündüm. Hani şimdi siz fizik öğretmenisiniz. Bir sayıdan falan hani çok az puan kırmazsınız. Anneciğim, ama problemin tamamını bozuyorsa... Bozar tamam, problemin tamamını sonuçta görürüz o zaman. Bakın bunu farklı yöntemlerde de yapabilirsiniz. Ama burada ben bir yöntem gösteriyorsam o yönteme göre yapmak zorundasınız. Yani onun oradaki yaptığınız hata benim için çok önemli. Çocuklar bu keki yapıp mikrodalganız varsa evde, mikrodalgada 5 dakikada hemen pişirebilirsiniz bunu mikrodalgada. Yani mikrodalgalarda da olur bu. Aynı lezzet. Ama ben bu fincan kekin ocakta pişmesi taraftarıyım. Çünkü burada daha iyi pişiyor. Daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Ama işiniz acele, fincana koyarsınız keki, mikrodalgayı atarsınız ve 5 dakikada kekiniz olur. Anne, bakın gelen misafirler evet, için pratik çözüm. Evet, seninki bakın benim çöplerime. Çok güzel gözüküyor. Aa, böyle. Pufidik pufidik. 5 dakikada hazırladığımız kekin olması gereken son haline iyice bakın. Tabii daha işimiz bitmedi. Getir bakayım bana Elif. Çocuklar şimdi hep beraber bir dua edin bakalım. Kekimi yavaş yavaş çıkaracağım. İçinden çıkabilecek mi? Evet, açıyorum kapağını. Bismillahirrahmanirrahim. Kızlarımızın duaları eşliğinde tencerenin kapağını açıyor Zehra anne. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyup üflüyorum hemen anneciğim. Evet. 1, 2, 3. Oo. Açtık. Ay nefesimi yuttum. Evet, çocuklar şimdi fincanlar sıcak olduğu için elimi süremeyeceğim. Bir tane bana eldiven verin. Fincanlar sıcak çünkü. Of çok güzel oldu. Öyle yağ döktüm ki. Fincan değil de kağıt havlu ver bana. Kağıt havlu ver çocuğum. Peçete şey. Çünkü bunun daha soğuması lazım. Şunu da vereyim isterseniz. Evet, çıkarttım. Oo. Çıkarttım. Ne kadar kabarmış. Taşmış, kabarmış evet. De kabarmış. Şunu taşmış. Da alıyorum. Peki anneciğim bir şey soracağım. Bu üstündeki buhar tanecikleri onun kabarmasını engellemez değil hayır, mi? Hayır engellemiyor. Ama daha fazla kek koyarsanız içine bakın. Tencereniz daha geniş olursa. Kabarma daha çok olursa kaynama sırasında. Üstüne bir tane kağıt havlu örtebilirsiniz. O buharların içine düşmemesi için. Bizim burada tenceremiz yüksek olduğu için buhar daha yukarıda kalıyor. Aşağı inmesi daha geç. Daha yayvan tencerede olursa bunu o şekilde yapabilirsiniz güzel çocuklarım. Şimdi. En önemli ana geldik. Keki fincandan çıkarmak maharet ister biliyorsunuz. Annemizi çok dikkatlice izleyin şimdi. Şimdi gene peçetemle şöyle tutuyorum çocuklar. Heyecanlı bir şekilde. Biraz tabii sıcak ama şu şekilde bir çevireyim. Biraz sıcak olduğu için.
Biraz şöyle bekleyelim. Sıcak çünkü çocuklar, sıcak. Sıcak. Soğumasını bekleyelim. Evet, biraz soğuması daha lazım. Daha rahat düşer anne? Evet, çıkarıyorum. Dua edin. Ellerinize sağlık anneciğim. Evet, süslemek için biraz beklemek gerekiyor. Çünkü üstüne koyduğumuz zaman hepsi erir. Diğerlerini de çıkarıyorum. Diğer kekler de soğuduğu için kalıp olarak kullandığımız fincanları hemen bırakıp yerlerini alıyorlar tabakta. Çıktı bile. Evet. Çok güzel. Demek ki soğuyunca, bekleyince. Soğuması gerekiyor. Keklerimiz oldu. Gördünüz mü güzel çocuklar? Çok güzel pişmiş değil mi? Anne benim evet, şişmiş. Şişmiş. Biraz böyle tabii şey olacak. Hmm. Sizinkileri biraz daha çok gibi tutacağım. Daha kuru olacak. Bu arada keklerimiz de yeterince soğudu herhalde Zehra anne. Süslemeye başlayalım mı artık? Evet çocuklar bakın malzemelerimiz burada. Siz evinizde farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Önce üstüne şöyle bol çikolata atıyorum. Üzerine de mesela birer tane şöyle çikolata koyabiliriz. Tamam mı? Şöyle. Evet, bol çikolatalı. Bunu artık süslemek size kalmış bir şey. Bunun üzerine istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Evet çocuklar bakıyorum. Ayşe kapat altını yavrum. Tamam anne çok. Oo sen de kapat. Asenam. Tamam anne. Benim taş bakıyorum. Evet sen de kapat. Benimki biraz evet, daha. Evet seninki biraz daha lazım. Geç koydun. Evet geç koydun. Biraz suyunu da fazla koymuşsun. Öyle mi? Evet bak içine bir müddet kaynamadan sonra içine su kaçabilir. Tamam. Seninki de az kaldı. Evet çocuklar şimdi kapaklarını açmıyoruz. Ama bunları şöyle indirelim. Ocakları kaldıralım. Evet, herkes tenceresinin kapağını aynı anda açsın bir görelim, tamam mı? Evet, 3, 2, 1. Eline mi değdi? Evet, yandım kapakları, ya. Kapakları keklerin üstüne tutmayın. Kapakları şöyle koyun. Hepsi güzel kabarmış. Şimdi herkes eline birer parça peçete alsın, kağıt peçete alsın. Ben nasıl çıkartmıştım? Bakın şu şekilde, bak tutarak. Şu şekilde. Ben zaten birini çıkarttım. Hadi bakalım. Yavaş, dikkatli çıkarın. Ayşe sen de çıkar. Ben Asena'nın da bir tanesini çıkarayım, kolaylık olsun. Teşekkür Getir ederim. Getir senin de bir taneni çıkarayım güzel çocuğum. Fincanlar tencereden çıkarıldıktan sonra heyecanlı dakikalar başlıyor. Kızlarımızın kekleri tek parça halinde tabağa çıkarması gerekiyor. Dikkat edin kızlar. Burada yapacağınız küçük bir hata altın bileziğe mal olabilir. Dikkatlice tabağa alınan kekler büyük bir özenle de süsleniyor. Kızlarımız teftişe, fincan kekler de lezzet testine hazır Zehra anne. Güzel çocuklarım. Şimdi tadına bakayım. Evet, önce Ayşe'den başlayayım. Şöyle bir parça alayım. Nasıl da sünger gibi oldu değil mi keklerimiz çocuklar? Evet anneciğim. Ay çok güzel gözüküyor. Kekim diye söylemiyorum, çok güzel gözüküyor. Kızlarımızın el emeği, göz nuru kekleri tek tek geçiyor annemizin lezzet testinden. Hata yapıp yarışı kaybettiğini düşünen Büşra pek boynu bükük kaldı Zehra anne. Büşra, güzel kızım. Seninkine de bakayım. Emin misin? Eminim tabii ki. Ay aşk olsun, niye bakmayayım? Çikolata şelalesi gibi olmuş, ne güzel. O kadar emek verdin. Fincan keklerin hem yapılışını hem de tadını değerlendiren Zehra anne son kararını veriyor. Bakalım birinciliği kim hak edecek? Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Yeni bir şey öğrendiniz. Sizin de ceplerinize bir kek tarifi koyduk. Evet. Bugünkü
çikolatalı, fincanda kek görevinde. Bileziği ilk olarak bana verecek kızım Büşra. Alayım bileziğini. İkinci bileziğimi veriyorum. Evet. En büyük hatayı yaptım Büşra, biliyorsun. Evet. Yağlamadan, evet. Tekrar yetiştiremedin tabii. Ama yarım bırakmadın. Devam ettin. Bir tane bile olsun yaptın. Seni takdir ediyorum. Tebrik ediyorum yavrum. Teşekkür ediyorum. Aferin ben sana. Teşekkür ederim. Bırakmadın yani. Evet. Bugünkü çikolatalı fincan kek yapımında bileziği ikinci olarak bana verecek kızım finalde. Ya anne. Ya, ya anne. Anne o kadar dua ettim lütfen ya. Hadi tadına bakın. Anne. Hadi ya, hadi ben sana anne gözüm ediyor. Anne ben çok merak ediyorum. Anne. 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 Bırakmam vallahi bırakmam. Ana ocağında üçüncü günün son görevi Meltem annemizdi. Sohbete dalan kızlarımızı çağıra çağıra bir hal oluyor annemiz. Asena! Geldik anne. Anneciğim! Koşun. Biz geliyoruz. Yelek giydiniz mi sırtınıza? Vallahi giydik, hava çok. Bu bir hava, Dikkat et Meltem anne. Kızlar Zehra anneye yaptıkları gibi seni de gıdıklamaya geliyorlar galiba. Ay, seni kaldırmaya götürüyorum. Allah'ım dur! Anne sen! Ay, seçiyorduk onlar. Anneciğim çok haberimizsin. Nasılsın anneciğim? Bu kadar beklemiyordum. Aşkım hoş geldin anne. Hoş bulduk. Güzel kızların. Aa, beliniz ağrıyacak ayol deliler. Ben bugün anneciğim bütün kasları topladım sırtımda, Ümmiye annenin etabında. Bütün bana kasların işlemez. Güçlendi diyorsun. Evet. Anneciğim Allah korusun, o kadar ağır kaldırmak doğru bir şey değil. Dengeli kaldırın, evet, ağır kaldırın. Evet, aynen kendine. Öyle. Kolunuzun kuvveti yerinde maşallah. Şimdi bir de elinizin hüneri ne alemde onu görelim kızlar. Meltem annemiz size çok güzel bir görev hazırladı. Evet güzel kızlarım, bugün sizinle birlikte topuz tokası yapacağız. Senin topuzun yok ama evet. Senin saçına da takılabilir bir hali olacak tokanın. Şimdi hemen sırayla takayım mı saçlarınıza? Evet. Gel, hemen senden başlayalım. Elif'e de pek yakışacak doğrusu. Topuz yapmadan böyle saçı toplamak için de kullanabiliyoruz galiba Meltem anne. Asena Elif'in tokasını takarken Meltem anne de Asena'nın tokasını iliştiriyor saçına. En çok da topuz tokası Büşra'nın saçında nasıl duracak onu merak ediyoruz. Meltem annemiz taksın da hemen bir görelim. Vay, süper oldu. Komik mi? Oldu. Ya çok güzel oldu. Oh, nasıl oldu? Çok güzel oldu. Yakıştı sana. Gerçekten. Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Oldu mu? Ay, çok güzel oldu. Direkt seninkisi zaten ortada. Pek fazla tokam yoktur aslında ama olacak bugün herhalde. Dön şöyle bir yan. Güzel oldum. Saçlarınızı süsleyen rengarenk tokalar sayesinde kışın ortasında ana ocağına bahar geldi kızlar. Evet, şimdi bu kafanızdaki güzel topuz tokalarını birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Evet. Hazırız anneciğim. Bekliyoruz. Bir büyük yaprağım var, bir küçük yaprağım var. Bir de tokaların arkasını yapıştırabilmemiz için şöyle yuvarlak iki tane parça keseceğim. Hı hı. Şimdi sizden istediğim 5 tane büyük yaprak, 5 tane küçük yaprak, 2 tane de şu yuvarlaktan kesmek. Onun haricinde ben inciler kullandım ama incinin haricinde başka boncuklar olur, renkli taşlar olur. İstediğiniz herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz ve tel tokaya ihtiyacımız dünkü var. Dünkü pomponlar da olur tam ortasına değil mi anne? Tabii tabii, dünkü pomponları da takarsanız daha sporlaştırmış olursunuz. Şimdi nasıl yaptığınızı hemen gösteriyorum bir yaprak keserek. Düzgün kesebilmek için önce bir şablon çıkartacaksınız. Bunun için de evdeki eski sabunları kurutup kullanabilirsiniz. Sabunla kenarından çiziyorsunuz. Çok büyütmüyorsunuz çizerken. Sabunun ince kısmını kullanıyorsunuz. Bir tane de yuvarlak kesiyorsunuz. 2 tane yuvarlak olacak elinizde. 5 büyük yaprak, 5 küçük yaprak olacak. Bu arada kullanılacak olan keçenin kalınlığı önemli mi Zehra anne? Bu ince keçe. Keçenin en ince olanı. Sağlam oluyor mu peki? Bunu nereden alabiliriz? Evet, nereden alabilirsiniz? Evet. Bütün hobi marketlerden alabilirsiniz, kırtasiyelerden alabilirsiniz.
İki tane. Sana mavi yakışır gözler. İki yuvarlak değil mi anneciğim? İki tane yuvarlak olacak elinizde. Beş tane büyük yaprak, beş tane de küçük yaprak olacak. Şimdi hazırsanız hemen başlıyorum. Siz de... Açalım mı? Açın anneciğim, ısınsın tabancalarınız. Silikon tabancaları ısınırken siz de iyice işe ısının. Anneniz ne yapıyorsa tüm dikkatinizi vererek izleyin. Isınması ne kadar? Çocuklar şey? Bakın şimdi silikonu şöyle sürüyorum. Ve sonra uç kısmını katlıyorum. Katlıyorum ve şöyle bir yerde açılmadan kurusun diye sıkıştırıyoruz. Evet, sıkıştırıyorum. Şimdi güzel kızlarım bakın yapıştırdım. Şöyle bir yaprak şeklini aldı. Şimdi şu ucundaki fazlalıkları yapıştırdığım o çok fazla olan kısmı kesiyorum. Aynı şekilde küçük yapraklarımı da yapıştırmıştım. Hatta hepsini bir araya getireyim. Daha kolay olsun kesmek. Bu da bize hız kazandırır. Evet. Şöyle kestim. Evet. Fazlalıkları kenara alıyorum. Bundan sonrası son derece kolay. En zor kısmı gerçi bu muydu kısmı anneciğim? Da, bu kısmı da çok kolay. Bugün Meltem Anne ile göreviniz çok kolay ve çok pratik. Şimdi ilk yuvarlağın üzerine şöyle silikon tabancamla silikonumu sıktım. İlk önce büyük yaprakları yapıştırıyorum. Ters mi yapıştırıyoruz? Evet anneciğim. Biraz oraya gelebilir miyim anneciğim? Gel çok annem, uzak gel kaldım. Bakalım. Siz de Ayşe gibi gözünüzü dört açıp annemizden püf noktalarını kapmaya çalışın. Biliyorsunuz bu işin sonunda altın bilezik var. Çok güzel oldu. Çok kolay değil mi? Şimdi ara yapraklarını yapıştıracağız. Küçük yaprakları da büyük bir dikkatle aralara yerleştiren Meltem anne topuz tokasının kabasını tamamlıyor. Geriye küçük son bir dokunuş daha kaldı kızlar. Şimdi ihtiyacımız olan ne? İncilerle süslemek. Bunu süslemek. Şu damla şeklinde olan incileri, bu bir topuz tokası olduğu için yandan da gözüküyor. Mesela şu yandan incilerini görüyor musunuz? Evet, evet. Tam bu birleşim noktalarında, evet. Şuralarda. Şimdi oraları boş bıraksak. Bakın, şuralarda. Bak. Oralardan silikonlar gözükecek. Onları kapatmak için. Bak elimin orada. Ay orada mı? Şöyle. Bakın o aradaki silikonun kötü gözüken görüntüsünü. O damla şeklindeki inci kapattı. Aynı zamanda da şık durdu orada. Evet. Arkası gözükecek. Yani tam tepe kısmı gözükecek. Şöyle dön. Bakın. Ortalarında hepsinin inci var. Şimdi ortasına inci yapıştıracağız. Tokayı süsleyeyim derken daha da silikona bulamamak için Meltem annemizin incileri nasıl yapıştırdığına dikkat edin. Bunlar hep önemli ayrıntılar. Ve sonuncu boncuğumu, incimi de yapıştırıyorum. Ve vay görmüş be. Olduğunuz gibi şekillendi. Tokamız bitti mi? Bitmedi. Geriye son bir parça daha kaldı değil mi Meltem Şimdi anne? Şimdi o yuvarlağı niye iki tane kestik anneciğim? Her tokayı mı sıkıştırıyoruz? Her tokayı şöyle arasına sıkıştırıyoruz. Şöyle. Onu da yapıştırıyoruz herhalde. Bunu da bunun üstüne yapıştıracağız. Bu kadar kolay. Son parçayı yapıştırırken kızlarımıza çok önemli bir püf noktası daha veriyor Meltem annemiz. Tel tokayı da bir yaprağın ortasına denk getirin ki şu aradan tel tokanız gözükmesin. Yani içinde bir tel toka olduğu belli olmasın. Ve tokamız bitti. Çok, çok güzel oldu. Bakayım. Güzel oldu değil mi? Aynen çok güzel oldu. Sizden istediğim bu. Ortasına beşinci. Yaprakların arasına birer tane damla inci yapıştırıyorsunuz. Hı hı. Tel toka yapıştırıyorsunuz arkanıza. Toplamda da zaten beşi büyük, beşi küçük yapraklarınız var. İki tane de yuvarlak kesiyorsunuz. Şimdi bu işlemi benim kızlarım... 15 dakikada yapar. 15, 20. 15. Kaç dakika? 20. Eminiz ki Meltem annemizin aklında daha az bir süre var. Ben size 10 dakika vereyim. Ne? 10 dakikada yaprakları kesip benim kızlarım
bu topuz tokasını yapıp saçına takar. 15 dakika. Oh. Dün 5 dakikada hepiniz tozlukları bitirdiniz. Ama anneciğim. Zamandan korkmayın. Ya bu yapışma olayı bizi çok şey yapıyor. Hani sarsıyor. Peki o zaman 15 dakika veriyorum size. Oley. Tamam mı? Evet. Anlaştık. Ama çok muntazam istiyorum. Hiç hata istemiyorum. Tamam. Kafanıza takarken orası burası düşmeyecek, boncukları çıkmayacak. Bir de sağında, solunda hiçbir yerinde silikon görmeyeceğim. Tamam. Anlaştık mı güzel kızlar? Anlaştık. Meltem annenizin yaptığının aynısı olacak. Kızlarım 15 dakikanız var. 3, 2, 1 ve başlayın. Çocuklar bu sefer çok uzun süre verdim size. 15 dakikada benim kızlarım aslında 2 tane bile toka yapabilirler. Kendinize güvenmeniz çok önemli. Anne bir şey diyeceğim ama senin bize verdiğin hani bu kalıp var ya onu kullanacak mıyız? Nasıl o yani? Dahil mi? Yoksa 5'er tane mi kesiyoruz? Hadi onu da kullanın 4'er tane olsun. Ama yapamazsınız çok büyük hayal kırıklığı anne, olacak. Anne benim annem terzi biliyor musun? Hep böyle sabunla yapar şeyleri. Senin elin yatkın olmalı aslında gözün çok sık gördüğü için. Yani evet biraz yardım öyle. Yardım etmiyor musun annene? Şey annemin hani böyle sökmeye erindiklerini ben söküyorum. Şey gibi mesela hani bir şey yanlış dikiyor atıyorum. Perde falan pilesi tutmuyor. Bana veriyor. Hadi sen bunu sök falan diyor. Ben de oturduğum yerden onu söküyorum. Elif katlayarak kesiyor. Değişik bir şey uyguluyor. Aslında muntazam keserse hepsi aynı neden olmasın? Anneciğim. Tabii bu işin bir de diğer yönü var kızlar. Siz tek tek uğraşırken Elif hepsini tek seferde keserse birden fark atar size. O Karadenizliyim diyorum. Böyle yenemeyince böyle sinirleniyorum bu sefer. Çabuk mu sinirleniyor Karadenizli? Yok. Valla çok mizahı güçlü insanlar. Çok, yani çok. Çok saf temiz insanlar. Bütün Karadenizli dostlarımıza buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Onlar da bizi çok severek takip ediyorlar. Çocuklar muntazam olması çok önemli. Bakın birer tane kalıbı kullanabilirsiniz dedim. Dörder yaprak keseceksiniz. Ay yapıştı. 15 dakika verdim. Yapraklarınız muntazam olmazsa, topuz tokalarınız muntazam olmazsa bileziği hiç kimseye vermeyebilirim. Yani kötünün iyisine bilezik yok bugün. Çok hayır. İyi olması lazım. Evet. Aranızda en sağlam Asena galiba. Hiç şikayet etmiyor baksanıza. Benim görevimde bilezik almayan var mı aranızda? Ben almadım. Oo, iki kızın birden almamış. Evet. Ayşe ve Büşra o zaman daha hırslı saldırmanız lazım bu göreve. Çok kolay bir görev bu. Ben bugün çok sessizim anneciğim. Ayşe'cim çünkü niye çok sessizsin? Belinden biraz rahatsızlandım. Ümmü annenin etedimde. Hayırdır anneciğim ne oldu? Odun kırdık. O yüzden biraz rahatsızlandım. Belim ağrıyor. Ay kıyamam sana. O yüzden anneciğim yoksa. Ben demin de söyledim size. Demin deli gibi koştunuz. Beni kaldırdınız, çevirdiniz. Hiç dikkat etmeden yapıyorsunuz. Benim de belim çok ağrıyor ama etaplara yansıtmıyorum. Tatlım Ayşe ben de yansıtmıyorum ama. Ama söylüyorsun yani. Sürekli söylüyorsun. Onu söylüyorsun, bunu söylüyorsun. Sürekli söyleniyorsun. Sen de söyle. Çocuklar şu anda Elif yapraklarını yapıştırmaya başladı. Hatta 5. büyük yaprağını yapıştırdı. Elif bugün maşallahın var anneciğim. Anneciğim senden bilezik almak beni gururlandırıyor. Diğer annelerden almak gururlandırmıyor hepsinden mu? Hepsinden gururlandırıyor. Ama iş eğitimini bir de çok seviyorum. Ondan da çabucak... İş eğitimi. İş eğitimi. İş eğitimi deniyordu bizim bu ilkokulda buna. Şey... Bir nevi iş eğitimi değil tabii mi yani? Tabii ki doğru söylüyor. El işi. Ümmüye anneninki de beden eğitimi o zaman. Ümmüye anneninkisi beden eğitimi değil ya. Doğal yaşam. Şey Ümmüye anneninki komando kampı. Bugün babam gibi hissettim kendimi. Nasıl baban gibi hissettin? Yani benim babam asker. Vallahi babam gibi hissettim. Bildiğiniz öyle yani. Böyle hani şey olur ya... Böyle pes etmedim yani. Belim ağrıdı, kaydım düştüm. Sonra o olmadı, onu kıramadım. Gittim bir daha aldım, onu kırdım. Bir sürü şeyler yaptım yani. Küçük hatalar bir anda sizi geride bırakabilir kızlar. Sonra kızmayın kendinize. Çocuklar son 10 dakikadasınız. Ah. Evet Ayşe nasıl gidiyor anneciğim? Güzel anneciğim. Kesiyorum. Ama daha yapıştırmaya başlamadan. Çok az kaldı. Çocuklar, Elif hızlı gidiyor derken Büşra da peşinden hızlı hızlı. Ben acele edince yapamıyormuşum. Bugün bütün yani geldiğimden beri bunu anladım.
O yüzden daha sakin yapmaya çalışıyorum şimdi. Daha düzgün olması açısından. Etmemek gerek. Kendini tahlil ettin. Dedin ki ben acele yapınca başarılı olamıyorum. Evet. Büşra kaç tane yaprağın var? 4 tane. Aa, diğerleri nerede? Eksik mi kestin? Problem değil, hemen keserim. Hemen kes anneciğim. Elif, sen ben Karadeniz kızıyım diyorsun. Hangi özelliğini taşıyorsun? Hangisinde kendini özdeşleştiriyorsun? Karadeniz'in dalgaları gibi çılgın mısın? Dağları kadar yüce. Anneciğim, küçük var mı? Horonu kadar eğlenceli, kemençesi kadar eğlenceli. Hepsi yani var diyorsun. Hepsi var. Şunu bir versene. En sevdiğim kısmı da horon ve kemençe. Eğlenmeyi çok severim. Zaten bu yarışmaya da eğlenmek için geldim. Ben Elif'in enerjisini çok beğeniyorum zaten. Gerçekten. İnsanın enerjisi çok önemli değil mi? Etrafa ben, verdiği neşeli enerji. Neşeli insanları çok sevdiğim için. Karadeniz insanları da hep çok neşelidir, çok evet. Hareketlidir değil mi? Demin dedim ki yapıştırırken aralıklarına son derece dikkat edin. Önemli bir şey çünkü aralarındaki açıklıklar Elif'ciğim. Açıklık... Niye bu kadar peki açık oldu onu anlamadım. Ucunu mu kesmedin? O kadar açık oldu. Bir problem yok aslında o kadar açık olmasında. Ya bu çok bir problem yoktu mu? Tabii ortalarına diğer yapraklar yapışacak, altına inciler yapışacak. Ayşe'cim. Şey efendim anneciğim. Sen nereliydin? Ben göçmen kızıyım. Aslında nereden göçmen? Selanik göçmeniyiz. Bitmezse ne olduğunu. Benim istediğim gibi muntazam bitiremezseniz. Hiçbiri düzgün olmazsa hiçbiriniz bir izi kalamazsınız. Çocuklar biz burada gülüyoruz, oynanıyoruz, çok güzel şeyler öğreniyoruz ama bir de işin bilezik tarafı var. O çok önemli. Bilezikler için burada yarışıyorsunuz ve düzgün olmayan hiçbir şeye ben bilezik veremem. Son 5 dakikadasınız. Yani süreyi 10 dakika diye tutsaydım şimdi hiçbiriniz bilezik alamayacaktınız. Anneciğim ama şey zor ya. Kesmek, biçmek zor. Annemiz tokayı 10 dakikadan da kısa sürede yaptı kızlar. Zor diye görürseniz zorlaşır tüm işler. Büşra ve ben burada kendimi yansıttım anneciğim. Bazen böyle, bazen böyle. Ödü çiçek arasına topu koyuyorum. Nasıl kendini yansıttın anneciğim? Garipliğimi, çözülemez hallerimi. Yani anlatılamaz son duygularımı. Son 4 dakikadayız. O zaman. Çözülemez hallerin nedir anneciğim senin? Benim mi? Düşüneyim biraz. Bazen annem diyor sen niye böylesin falan diyor yani bana. Son 3 dakika çocuklar. Bunları da koyuyoruz değil mi? Fazladan. Koydum önünüze bazı boncukları. Evet, düşer. Bitti o zaman benim. 5'er tane yapışmış olması gerekiyor evet, yaprakların evet. Arasına. Aha, burada koymamışım ben. İyice kontrol edin kızlar. İnciler ne eksik ne de fazla olsun. Her şeyi doğru yaptığınızdan da eminseniz bitti diyebilirsiniz. Anneciğim tokasını taktın neyi mı? Neyi yanlış yaptım evet. Ayşe? Ya ters taktım galiba. Kayın basitti. Baksana. Ne yaptım ben bunu böyle? Evet şu anda en önde Büşra gözüküyor. Hemen arkasında Elif, Büşra tokasını yapıştırmaya geçti. Ama biliyorsunuz muntazam olması çok önemli. Ağır aksak ilerlese de herkesten önce işi tamamlayan Büşra son kontrollerini yapıyor. Evet, Büşra'nın tokası bitti. Son kontrollerini yaptı ve bitti dedi. Evet, bakın çıkar kafandakini ve Büşra tokasını taktı. İlk bakladı, bitiren Büşra. Son 2 dakika çocuklar. Aha. Zaman çok daraldı. Bitiren kafasına takıyor tokasını. Evet. Aranızda hatalar yapanlar var görüyorum. Herkes bir kontrol etsin. Anne böyle söylediğine göre acaba o hatayı yapan ben miyim? Hatayı yapan kim acaba kızlar? Yaptığınız yanlışları düzeltmek için çok az bir vaktiniz kaldı. Son 1 dakika çocuklar. Ayşe ne durumdasın anneciğim? Bitmek üzere anne galiba. Ayşe tokayı tamamlamaya uğraşırken diğer kızlarımız hala hatayı kimin yaptığını bulmaya çalışıyor.
Çıkartma. Şeye, tel toka şuraya denk gelecek. Çıkartma ya, bitti dedin. Bir hata da yaptıysan eğer. Tamam. Artık elleyemezsin. Yapacak bir şey yok. Aldığınız 5 dakikalık ek süre de bitmek üzere. Hadi kızlar, işi bitirmek için son şanslarınız bunlar. Çocuklar, süre bittiğinde herkesin kafasında olmalı tokası. Kızlarımız işi tam anlamıyla bitirmeye uğraşırken kalan saniyeler hızla geçip gidiyor. Son 20 saniye takamayacaksınız diye korkuyorum. Daha fazla risk almak istemeyen Asena kontrol etmeyi bırakıp tokayı kafasına takıyor. Asena ikinci olarak tokasını taktı. Hemen Elif peşinden tokasını... Taktım galiba. Minik incilerle Ayşe'nin başı fena halde dertte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Taktım. 2 ve 1. Taktın mı Ayşe? Tiftiş yaptım. Tiftiş vakti geldi kızlar. İlk bitirenden alıp tokasına bakıyorum, hatalarına bakıyorum, yanlışı var mı diye bakıyorum. Ayşe'cim bakayım. Ben orada yine... gizli gizli silikonlarını ayıklama gel. Saçım dolaştı. Ben her zamanki gibi ters yapıyorum biraz. Evet güzel kızlarım. Hepinizin eline sağlık. Bugün birlikte topuz tokası yaptık. Meltem annenin görevinde... Bugün... Bileziğe layık olan kızım... Kızlarımız sonucu beklerken Meltem annemiz cep telefonunu çıkardı cebinden. Ne yapacak acaba kızlar? Ümiye anneye mi soracaksınız anne? Onu arayın lütfen. Anne, ne yapıyorsunuz anneciğim? Alo. Canım benim merhabalar. Benim annem. Bu sefer benim annem. Nasılsınız? Kim acaba? Kim o? Annem iyi misin? Evet, iyiyim, iyiyim. Yani ameliyattan yeni çıkmıştım. Ağrılarım var tabii ki haliyle. Biraz var. Sızlıyor biraz, ağrılarım, bacaklarım sızlıyor. Yani ben de yine iyisini, çok şükür iyiyim yani. Ben unutmuştum. Canım benim, Allah şifanı versin. Bak Ayşe yanımda, o da sesini duyuyor, dinliyor seni. Anneciğim. Efendim annem. Nasıl geçti ameliyatın? İyi geçti kızım, iyi geçti. Çıktım işte hastanedeydim, geldim eve şimdi artık. İyisin değil mi? Ağrım var mı? Çok ağrım var mı? Yani, yok o kadar çok, haliyle var yani, o kadar çok yok da var işte yani. Aklım sende bak anne, tamam mı? Tamam kızım, niye ağlıyorsun? Bak ben de üzülüyorsun, sen niye ağlıyorsun ki? Bir şey yok. Ağlamıyorum, ağlamıyorum. Duygulandım sadece. Anneciğim sevinçten ağlıyor. Sağ salim ameliyattan çıktın, sesini duydu. Dikkat et olur mu kendin? Aklım sende annem. Geçmiş olsun anneciğim. Bak arkadaşlarımın da selamı var. Teşekkür ederim, sağ olun. Hepsi seni öpüyorlar. Onları da anneciğim. Tamam annem, dikkat et kendine olur mu? Dikkat ederim annem, tamam dikkat et. Gülden annem. Kendine dikkat et kızım, oldu mu anneciğim? Anneciğim. Bak annem konuşmak istiyor. Annem, Güldane annem, Allah tez zamanda inşallah şifanı verecek. Amin, amin. Hepimizin amin. Dualarındasın. Ayşe bize emanet, hiç merak etme. O sesini duydu, heyecanlandı, onun için ağladı. Şimdi gülüyor mutluluktan. Çok iyiyim ben, tamam öpüyorum seni. Dikkat et, Allah'a emanet ol. Ben tamam mı anne? Öpüyorum. Sizler dikkat edin, kendinize iyi bakın, oldu mu çocuğum? Tamam. Fazla konuşamıyorum. Tamam annem, öpüyorum. Oğlum, hadi öptüm, kendinize dikkat edin size. Hadi bay bay. Bu dünyada annelerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli kızlar. Aa hadi ama Ayşe, artık ağlama. Bak her şey yolunda. Kıyamam sana, kıyamam. Bak sesini duyduk, iyi olduğunu öğrendik değil mi? Hadi geç yerine güzel prensesim benim. Kurban olurum annem, kurban olurum sana. Hadi koş yerine güzel bebeğim. Evet kızlar, sonucu hala merak ediyorsunuz değil mi? Ne dersin Meltem anne, artık açıklayalım mı? Şimdi Ayşe'nin annesinin iyilik haberini aldığımıza göre bileziğe gelebiliriz. Bugün benim topuz tokası yapma görevimde... Şöyle. Bileziğe layık olan kızım...
Akşamleyin hepiniz takıp geliyorsunuz, finalde söyleyeceğim. Anneciğim ya. Umarlayın buraları. Finalde göreceğim anne, kafanızda. Anne finale kadar bir tane daha muazzam yapayım mı? Yap anneciğim yap. Valla yapma dedi. Aynen. Vallahi yapıyorum bak. Yapıyorum. Yap. Hediye edersin eşine dostuna. Yapıyorum. Zaten en muazzamını ben yaptım. Daha da zaten gerek yok yapmama diye düşünüyorum. Ana ocağımızın nazlısı beşi bir yerdeyi kimin boynuna takacağını açıklayacak olan annelerimiz final için yerlerini almışken kızlarımız da geliyor. Hoş geldiniz. Büşra yok. Merhaba. Büşra'yı bugün yolladık. Aa Büş. Benim arkadaşımı getirdik onun yerine. Brezilya'dan geldim. Aa Büşra. Evet, saçlarım bir günde uzadı. Büşra bir insan bu kadar değişmiş. Çok değişmişsin ya. Gerçekten mi? Evet. Yani çok o bakışların olmasa, o bakışları tanımasam asla Büşra demem. Saçlarım kısa olduğu için üşüyorum kışın. Ondan sonra bazen takıyorum bunu. Hem değişiklik oluyor. Ben seviyorum değişmeyi. Ay çok güzelim evladım. Güzel evladım. Kafan üşürseydi derdine ne oluyordu Ezan? Kökü sende ne değil ki senin o kadar kısaldı. Tamam ay moda da kafa üşürmüş olmuş. Ama baksana. Beğendiniz mi? Beğendik. Çok beğendim. De çok güzeldi. Hani kendinin de şöyle olabilir bir şekilde. Şöyle yapar ya kızlar. Ben hiçbir zaman yapamıyorum saçlarım kısa diye. Şimdi rahat rahat yapabilirim. Hmm. Şöyle bir gene düzeltelim değil mi? İki annenin ortak kararıyla. Anne iki anne neden? Çünkü en fikir olamadık. Olabilir. Konuştuk. O hayır dedi. Bizim iki annenin Meltem anneyle değil mi Meltem anne? İkimizin onayladığı kişiyi Zehra anne hayır dedi. Öylelikle iki annenin ortak kararıyla. Çoğunlukla. Evet. Olabiliyor. Bugün iki annenin ortak kararı ile beşi bir yerdeyi hak eden kızımız Büşra. İnanmıyorum. Sonunda. Gel çok bakalım. Teşekkür ederim. O kadar gayret gösterdin ki güzel ama kızım. Gel bakalım. Şöyle dön yavrum. Şöyle geç. Neden? Çünkü... Gel dön şöyle. Şöyle dön güzel kızım. Öyle dön. Saçların. O kadar uzun ki saçlar. Şimdi ben ilk önce bağlayayım. Sen saçlarını uzun. O zaman al yavrum. Oldu mu Cüneyt? Tamam. Dur güzel kızım. Oldu mu? Yakıştı mı acaba? Hepinize yakışır. Bütün kızlarımıza yakışıyor beşi bir yerde. Hepinize yakışır yavrum. Ay, tebrik ederim inşallah. Yavrum. İnşallah. Büşra. Peruk uğurlu geldi. Ben bundan sonra bununla yarışacağım. Neden onay vermediğimi anladın evet, değil mi? Evet. Çok basit. O kadar kolay. O kadar kolay bir kekte. Çok önemli bir hata yaptın. Evet. O da heyecandan yani zamanla yarışıyordum diye. Bugün dedim ki. Bu kadar dikkatsizlik olmaz. En önemli püf noktasını kaçırdı. O yüzden onay vermedim. Anneler bugün, kızların kazandıkları bileziklerle hayallerinin ne yapacaklarını biraz konuşalım mı yavrularım sizle? Konuşalım. Aa, tabii. Tek tek değil mi? Biz de merak ediyoruz. Ha, Ayşe'den başlayalım. Kızlarımızın hayalleri ne? 6-6-2016 önemli bir tarih. Evet. En başta düğünüm. İkincisi de hani eş adayıma... Birazcık hani yardımcı olma amaçlı da olsun. Birazcık bir takım hayallerimiz var. Yurt dışına gitmek gibi. İnşallah. Onun için. İnşallah Allah nasip ederse. Bunun için. İnşallah. Altınlarım bunun için kullanmak istiyorum. Allah tamamını erdirsin yavrum. Gelelim Büşra'm sana. Ben oyunculuk eğitimi almak istiyorum. Yani aslında ufak tefek aldım ama daha kapsamlı bir eğitim almak istiyorum. O da birazcık pahalı. O yüzden... Buradaki altınları alırsam beşi bir yerde onları bozdurup inşallah. İnşallah. Eğitimine harcayacaksın. Evet, inşallah. Evet. Oyuncu mu olmak istiyorsun yavrum sen? Evet oyuncu olmak istiyorum. Allah yolunu açık etsin yolunu yavrum. Yolunu açık etsin Cenab-ı Allah yavrum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Asena? Anneciğim şimdi ben de ilk bir sordular arkadaşlarım falan işte kazanırsan ne alacaksın falan. Hemen atladım böyle tabii ki motor alacağım falan dedim. Motorsiklet alacaksın. Evet motorsiklet. Biz çok şaşırdık. Annem ve babam duymasın. Duymasın. Yani bence de duymasın.
Sonra biraz düşündüm işte, oturdum düşündüm. Benim bölümümde dil çok önemli. Muhtemelen dil eğitimi için birazını ayıracağım. Gelin kanalını da babama vermeyi planlıyorum, babama, anneme. Hadi bence bu en güzeli. Evet, evet. Dil çok önemli güzeli. Çocuklar. Evet. Eğitim çok önemli çocuklar. Elif'im sen ne olacaksın? Sen ne hayalin var? Söyle bakalım. Ben de eğitimimi kullanmak isterim. Peki de kullanamıyorum. Ben de eğitimimi kullanmak istiyorum. Anneme destek olmak istiyorum. Daha doğrusu okul ücretinden dolayı dil eğitimi almak istiyorum. Bölümüm gereği. Dile kesinlikle ihtiyaç var. Yoksa hiçbir şekilde olabilecek gibi değil. Zaten şu anda da zorluk çekiyorum. Az bir şey bildiğim için dili. Çünkü bütün bölüm boyunca İngilizce gördük bütün dersleri. Sınavlarımız da İngilizce. Dolayısıyla öyle, İngilizcenin eğitimi, çok evet, iyi olması evet, lazım ki başarılı olabil. Evet. Sen de eğitim, dil eğitimine harcın. Ne güzel, çocuklarımızın hepsi güzel, hayırlı işler evet, hayal güzel, etmişler. Güzel. Bir evlilik olacak Allah nasip ederse. Evet. Üç kızımız da eğitimi için düşünüyorlar. Peki, hepinizi tebrik ederim. Pardon Meltem anneciğim, Elif'e bir şey sormak istiyorum. Elif, senin branşın yazılım mühendisliği değil mi? Evet. Çok zor bir şey, dal yani. İsteyerek mi geçtin yazılım mühendisliğini? Aslında son tercihimdi. Yani en son attım. Hatta ne olduğunu da bilmiyordum. Ondan sonra 60 23'te tutmuş yazılım mühendisliği. İstiyor muydun mühendislik? Mühendislik istiyor muydun? İstiyordum ama daha farklı. Yani mimarlık da olabilirdi. Hani böyle sanatsal şeyleri daha çok tercih ediyordum. Çünkü daha çok tiyatro, işte o tarz şeylere çok daha çok yatkın oldum. Evet, bugün evet, çok evet. Güzel taklit yaptı. Çok güzel bir taklit yeteneği var. Hadi bana aşağıda yaptıklarını Ümmiyane'ye de. Biz de görelim. Evet, hadi bakalım. Zehra'ne de tamam, görsün. Şu, burası da çok sıcak oldu ama. Hadi hadi bakalım, madem onu istiyor gönlün. Yap bakalım. Kimi taklit edeceğim? Sevdiğim bir repliği var, çok hoşuma gidiyor. Kendimle de sıkça anlaşamıyorum. Anlaşabildiğim herkesle anlaşmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Anlamadığım insanları anlamaya çalışıyorum. Anlamadığım yerde hoşça kal diyorum. Çünkü bazen kendimi de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım, değil mi anneciğim? Ay, aferin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tabii biraz da utanıyor, biraz da evet, çekiniyor. Evet, evet, daha iyi yaparım aslında. Gayet güzeldi, gayet çok güzeldi. Güzel. Demek böyle bir yeteneğin var, bunu eğitim alarak geliştirebilirsin. Evet. Bence de geliştirebilirsin. Anneler, ben bileziğimi vereyim mi? Ben vermedim. Ver bari de sevinsinler. Ben verdim mi? Kurtuldum, bizim alaverimiz kalmadı. Ben vereyim bari. Bugünkü fincanda kakaolu kek yapımında bileziği hak eden kızım Ayşe. Biliyordum. Kekin üstüne hiç kimse benimle yarışamaz. Ben de çok yedim bugün kekinden. O yüzden alkışladım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gel. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun ederim yavrum. Şimdi Ayşem tencerenin kapağını açtı. Ama daha erken açmış olsaydı kesinlikle sönerdi keki çocuklar. Tam kabardıktan sonra açtığı için keki sönmedi ama sönebilirdi de. O konuda çok şanslı çıktı ve keki sönmedi. Çok güzel kek yaptı. Elif'im, bileziğini alayım bir tanem. Bir adım, iki adım geri. Ayaklarım geri geri gidiyor ya. Daha iki günümüz var. Asenam. Asenam benim. Senin... Anne, ben daha senin etaptan hiç bilezik alamadım. Çok fenayım. Olsun bak ben de. Bana bir şeyler olacak bir gün. Ama benden anne, ben daha 18 yaşındayım. Ya. Ay, bak bunlar hep senin için. Ay, bir tanem. Ya en azından hak ettiğimi söyle lütfen, içim rahat etsin. Hak çünkü hiç alamadım. En iyi ikincisiniz ikiniz. İkimiz. Hayır. Ben de en iyi üçüncüyüm. Ya sen de bayağı bir doyumsuz oldun. Yani hiç ben diyemiyorum, bir tek beni söyle. Olsun ya. Teşekkür ederim anneciğim. Ay canım benim. Siz hepiniz bizim gönlümüzün birincisisiniz. Evet, kesinlikle. Bunu unutmayın. Sen de alacak verecek bitti. Bitti.
Şöyle bir tokalarımız var. Evet, şöyle bir tokalarınıza bakayım. Geldi Meltem annenizin topuz tokalarına. Hepinizin eline sağlık. Hepinize çok yakışmış. Siyaha daha güzel oldu. Siyah saça daha güzel oldu değil mi Sarı? O yüzden taktım. Pembeyle de mavi uyuşuyor falan. Hepiniz birbirinizden güzel olmuşsunuz. Hepinize çok yakışmış. Evet güzel kızlarım. Bugün benim topuz tokası yapma görevinde bileziğe layık olan kızım... Büşra. Anneciğim çok teşekkür ederim. Güzel kızım. Bu saçlara da çok yakıştı. Evet, topuz sokak. Çıkarmayacağım. Tebrik ederiz yavrum. Hayırlı olsun yavrum. Hayırlı olsun anneciğim. Benden ilk bileziği. Değil mi? Evet, evet. Evet güzel kızlarım. Hemen şöyle sırayla söyleyeyim. Elif'im tokanı ters yapıştırdın. Evet, bir onu fark ettim. Yoksa çok güzel oldu. Çok muntazam oldu. Pırıl pırıl oldu. İlk bitiren de Büşra'ydı. Ama her zaman söylüyorum ilk bitiren değil, muntazam yapan. Tokayı ters taktın. Biliyorsun hatanı. Alayım anneciğim bileziğini. Ay tokayı verecektim az kalsın. Korkma. Anne ben tokayı vereyim aslında daha değerli el işi. Tabii ki çok değerli. Ellerine sağlık. Bir an elim kafama gitti tokamı. Evet anneciğim. Senden de alayım Asenacığım. Neden? Senin de tokan tersti. Ay çok affetmedim ya. Biz orada fark ettik zaten. Elif'le birbirimize baktık. Eyvah dedik eyvah. Ben çok zorladım geri çıkmadı. Çıkmaz. Evet. Ama yani o tokayı da öyle takmanın bir mantığı varmış. Çünkü kafama çok zor taktım. Değil mi? Silikonlar hemen ters soğuyordu. Ters taktığınızda tokayı kafanıza takamazsınız. Evet. Teşekkür ederim normalde anneciğim. Normalde ters takıyor musunuz tel takıyı kafanıza? Hayır. Takamıyoruz. Ben takamıyorsunuz. Tık tık durmasın diye bazen tersten takıyorum aslında. Her şeyde bir bahaneleri var ya. Her şeye. Anneciğim siz konuşmadan çok ufak bir şey söyleyeyim. Tabii ki anne. Bugün Meltem annem bana zaten çok büyük bir bilezik verdi sağ olsun. Aşkım benim annem. Evet annemle konuştum. Annem ameliyattan çıktı. Çok şükür, çok iyi. Evet, ben de şimdi paylaşacaktım sizle ay, onu. Ay canım benim. Evet. Hemen ameliyat sonrası aradık. Ay sağ ol Meltem. Benim anne. İçin Allah en büyük bilezik buydu bugün. Ona minnettarım o yüzden. Ay, çok ay, teşekkür güzel ediyorum. Güzel hepinize dedi. Çok teşekkür ediyorum. Tam bileziği verecekken annesinin ameliyattan çıkacağı saati hatırladım. Dedim ki bir dakika, bilezikten daha önemli bir şey var. O da sağlık. Ay canım benim. Konuştu anneciğimle, biz de sesini duyduk. O da iyiyim dedi. Çok şükür. Ay çok şükür. Bileziğini evet, aldın mı onun? Evet anneciğim bileziğini alayım anneciğim. Bir de bir şey söyleyeceğim anne ya. Söyle anne. Ben sizin etabınızda şöyle bir hatam oluyor sürekli. Tam böyle düz gidiyorum. Hani her şey o kadar güzel, normal ki. Son anda bir takılıyorum, bir yanlış yapıyorum. Her şey o kadar muhteşem giderken yani. Hiçbir zaman yanlışlarına takılmayacaksın. Yanlışları her zaman geride bırakıp... Doğru yolda ilerleyeceksin. Sen onu düşünüp ay yanlış yaptım şimdi ne olacak nasıl toparlayacağım derken vakit kaybediyorsun. Evet. Evet. Sen de tokanı ters yapıştırdın onu fark ettin. Evet. Sonra tekrardan düzeltti ama Ayşe düzelttim. Tokasını. Fakat üstünde çok silikonlar vardı. Hiçbirisi Büşra'nınki kadar derli toplu ve muntazam olmadı. Anne bilezik... ben bugün... Söyle anne. Bugün ben yapayım. Kimseden bilezik alamadım. Kahveleri ben yapmak hadi istiyorum. Bakalım. Hadi yap, çok hadi güzel. Kahveleri hadi sen. İyi fikir hadi bakalım. Hem de çok güzel. Hadi bakalım.